Evimize girdiler. Kimse bizim hakkımızı savunmadı. Ama biz hala söylüyoruz, depremin ilk gününden beri buradayız biz. Hiçbir yere gitmeyeceğiz. Şehrimizi kimseye bırakmayacağız. Biz buradayız, her zaman konuşacağız. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Duygu bu. Yani güvenlik endişesi çok önemli bir endişe, ama bunu da bir kenara bırakarak artık herkes birbirine... Aman. Yok, bir yanan yok değil mi? İyi misiniz? İyi misiniz? Tamam, alışık. Alışık insanlar, yani alıştık artık diyorlar. Evet, maalesef bir, alıştık. Bir taksici esnaf arkadaşımız var. Az evvel reklam arasında konuşmuştuk. Ben Antakya'da bir otelin taksiciliğini yapıyordum. Depremden sonra elimizden geldiğince insanlarımıza yardımcı olduk. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, devletimizi ayırt ederiz ama hükümetimizi ayırt etmeyiz. Hükümet gelip geçicidir. Hepsi birer şahıstır. Hükümetimiz buraya 4-5 gün boyunca hiçbir şekilde gelmedi. Gelen yardımları da Belen yokuşundan indikten sonra Topboğazı'nda önlerini kesip tırları Antakya merkeze geleceği yerde başka yerlere bir şekilde geri gönderdiler. Azerbaycan'dan gelen yardımlar hiçbir şekilde Hatay'a gelmedi. Olduğu gibi ben tesadüf olarak otobanda karşılaştım. Antep yolu üzerinden devam ettiler. Hatay'a bir hafta boyunca yardım gelmedi. İnsanlarımız burada inim inim inliyordu, bağırıyordu. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Antakya'mıza geldi, hoş geldi, şeref getirdi. Ama dün Hatay halkını tehdit ediyor. Bana oy vermezseniz size hiçbir şekilde hizmet gelmeyecek diyor. Sen kimsin ki bizi bu şekilde tehdit ediyorsun? Biz size oy versek de vermesek de biz Türkiye Cumhuriyeti'ne vergi ödeyen bir insanlarız. Vergimizi ödüyoruz kuruşu kuruşuna ama hakkımızı almıyoruz. Depremzedelerde hiçbir şekilde taksi esnafları olsun, minibüs esnafları olsun 2 sene boyunca güzergah yapılmayacak dediler. Büyükşehir Belediye güzergaha zorluyor bizi. Biz şu anda çalışamıyoruz. İnsanlarımızdan istediğimiz hakkı alamıyoruz. Çünkü hepimiz mağduruz. Hepimiz yani isyanlardayız. Mısınız? Evet, konteyneri biz kendi imkanımızla aldık. Evet. Devletten hiçbir medet ummadık. Hükümetimizden hiçbir medet ummadık. Şimdi biz kendi imkanlarımızla aldık. Burada bilmeyenler için söyleyeyim. İşte Adana'dan Hatay'a, Antakya'ya doğru gelirken yolun sağlı sollu her iki tarafında da konteyner kentler var. Koca bir konteyner kente dönüşmüş durumda burası. Konteynerlerin yanında çadır olanlar var. Çadır dahi bulamadığını söyleyenler var. On binlerce insan da hayatını kaybetti. Tam sayıyı da bilen yok. Bu arada milyonlarca insanın canı yandı. 15 milyon insan etkilendi. Görevini bırakan da yok. Yargılanan kamu görevlisi de yok. Bir avukat çıktı. Yargıtay'a suç duyurusunda bulundu. Avukat Taceddin Çolak. Ve adalet yolları tıkandı. Konuyla ilgili haber vardı. Rica edeyim yönetmenimden bu adalet yollarının tıkanmış olduğuna dair haber. Onu izleyelim. Sonra devam edelim. Buradayız daha ikinci bölüm. Sabaha kadar, sabah 5'e kadar buradayız nasıl olsa. Gerçekten acının tarifi yok. Gözümün nuru, sarı çiçeğim. Benim bir tanem. İçlerinde benim evlatlarım da dahil olmak üzere 53 kişi kayıp. Aksaray'da yaşayan Ahmet Karaman ile Suna Öztürk bir yıldır kızlarından ve torunlarından haber alamıyor. Depremin ardından Tuğba Koşar'ın annesi Suna Öztürk ve babası Ahmet Karaman Hatay'a gidip günlerce kızlarını ve torunlarını aradı. Ancak bir sonuç alamadı. Tuğba Koşar'ın eşi Yasin Koşar ise deprem sırasında görevde olduğu için sağ kurtulmuştu. Apartmanın üst katlarından düşenler yerlere serilmişler. Biz orada hayatın en acı gerçeklerini orada görebildik depremde. Yanımızda yattılar, biz onların yanında. Hava çok soğuk, ellerimizi ayaklarımızı ısıtıyoruz. Biz depremin ilahi bir ikaz olduğunu biliriz. Eyvallah, burada hiç sıkıntı yok. Ama bizim itirazımız, bizim isyanımız bu yapılan yapıların denetimsiz, kalitesiz ve kontrolsüz olmasına. Tedbirlerin alınmamasına itirazımız var. Gücün yettiği kadar bütün var gücünle çalışıp, dedim ya, en ufak bir toz parçası olsun, kabriniz burada densin. Anne rahat etsin, baba rahat etsin. Ona gitsin bir Fatiha etsin, gönlünü hoş etsin. Orada onunla konuşsun. Biz bunu istiyoruz yetkililerimizden. Rönesans Rezidans'ın A2 bloğunda oturuyordu Tuğba Koşar. Özel eğitim öğretmeniydi ve 36 yaşındaydı. Koşar ile 3 yaşındaki oğlu Mustafa Kemal ve 6 aylık Mehmet Akif Koşar enkaz altında kaldı. Devlet kanalıyla ülkemizden aranmasını istiyoruz. 147 tane aile gerçekten çok perişanız. 38 tane bu kayıp bebeklerimizin anneleri, aileleri gözyaşı içindeyiz. Artık bizlere bir el atın, bizi bu sıkıntıdan kurtarın. Thank you.
İktidar depremin yararlarını sarmakta sınıfta kalmıştır. 6 Şubat depremlerinde resmi verilere göre en az 53.537 kişi hayatını kaybetti. İstifa eden olmadığı gibi yargılanan bir tane kamu görevlisi de yok. Avukat Taceddin Çolak'ın yaptığı suç duyurusu da Yargıtay'dan döndü. Adalet yolları kapandı. Yargıtay bizim bu dilekçemizi üstün körü bir incelemeyle işleme koymama kararı vererek bir anlamda yok saydı, dikkate almadı. Aslında soyut ve genel iddialar diye bu gerekçe koymuşlar. Bizim dilekçemizde sanki soyut hiçbir, somut hiçbir anlatım yokmuş gibi. Oysa biliyorsunuz depremin kendisi bizzat somut bir olgudur. Hem sayısal anlamda iyice fecaat arz eden bu durumu hem de o kadar insanın katledilmesini, yaralanmasını yok sayması bize göre siyasal iktidarın talimatlarıyla hareket ettiğini gösterir bu olgu. İhbarda yer alan isimler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da var, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ve daha niceleri. Dilekçenizde kaç kişinin ismi yer alıyor? Dilekçemizde toplamda 20 tane şüpheli vardır. Recep Tayyip Erdoğan, Murat Kurum, Hulusi Akar, Süleyman Soylu, İsmail Kara İsmailoğlu, Fahrettin Koca, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ve bununla birlikte depremin meydana geldiği illerin valileri ve o illerin belediye başkanları hakkında da bizim aynı dilekçemizde suç durumumuz vardı. Dilekçe işleme alınsaydı Türk Ceza Kanunu'nun 83, 86 ve 87. maddelerine göre yargılanacaklardı. Suçun cezası onlarca yıl hapis. Alacakları ceza ne olurdu? Nasıl bir tabloyla karşılaşırdık? Cumhurbaşkanından, Tayyip Erdoğan'dan başlamak kaydıyla bakanlar, valiler olmak kaydıyla onlarla birlikte yerel yöneticilerinde denetim sorumluluklarını ve o çürük binalara izin vermelerini, zeminlerin çürük zeminlere yapılaşmaya açmalarından kaynaklı sorumlulukları var. Dolayısıyla bunun Türk Ceza Kanunu'nda karşılığı da var. Biz suç duyurusu dilekçemizde olası kastla birden fazla insanın öldürülmesi ve yaralanmasına neden olmak suçlarından Türk Ceza Kanunu'nun 83. 86. ve 87. maddelerinden suç duyurusunda bulunmuştuk. 20 ile 25 yıl arasında olası kast olduğu için bir ceza öngörür Türk Ceza Kanunu. İşleme konulmayan suç duyurusuyla ilgili atılacak bir başka adım yok. AKP iktidarı yasa değişikliği yaparak o yolu tıkadı. Bu dilekçe maalesef bu AKP iktidarı döneminde değiştirilen bir yasa maddesine dayandırıldı. 4483 sayılı yasanın 4. maddesi çerçevesinde işleme konulmama kararı verildi. Maalesef bu konuda bir itiraz sürecini de kapatmış oldu AKP iktidarı. Şimdi tabii iki soru var. Bundan sonra nerede yaşanacak? Bir rezerv alanı ilan edilmesiyle ilgili sıkıntı var. Bir güvencesizlik, güvensizlik var. İki, gidenler için adalet nasıl aranacak? Bütün yolları tıkıyorlar avukat Erencan. Bir de pankart yaptırıp gelmiş annesi ve babası için. Onların ölüm yıl dönümü bugün. İkisi de avukattı. Hatice Can ve Mithat Can. Bir sene sonra bugün Antakya'da bulunurken gerçekten tabii bir sürü duygu iç içe, acı, öfke hepsi karışık. Bugün bu yayına gelmeden önce Hatay Adliyesi'ne uğradım ve dosyamızın ne aşamada olduğunu öğrenmek istedim. Savcılık katibinden öğrendiğimiz şey dosyanın halen bilirkişide olduğu ve Hatay'daki birçok dosyada bilirkişi raporu gelmemiş. Sanıkların ifadesi alınmamış. Yani bir sene geçmiş olmasına rağmen yargı süreci ilerlemiyor. Gerçekten burada da bir ihmal var, burada da eksiklikler var ve